Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'den herkese günaydın. Bugün 31 Temmuz Çarşamba. İran Devlet Televizyonu'nun devrim muhafızları ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde %0.39 değer kaybederek 10.691 puan seviyesinden kapandı. Bankacılık ve mali endeks, seans içerisinde kayıplarını artırırken, sanayi ve hizmetler endeksi pozitif tarafta yer aldı. Savunma ve bilişim şirketleri en çok değer kazanan tarafta yer alırken, emeklilik ve finansal kiralama şirketlerinde satışlar derinleşti. Jeopolitik risk temasının ön plana çıktığı haftanın ikinci işlem gününde endeksi zayıf bir açılış bekliyoruz. Küresel piyasalar bu akşam ABD'den gelecek Fed'in faiz kararına odaklanacak. Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak faiz kararı sonrası Fed Başkanı Powell kameralar karşısında soruları yanıtlayacak. Faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmezken küresel piyasalar de evle dair faiz indirme mesajı verilmesine odaklanacak. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.